Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütü ve şekeri tam kıvamında çok lezzetli bir güllaç yapacağız. Eğer harika bir güllaç yapmak istiyorsanız hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Güllacımızın sütünü hazırlayarak başlayalım. Bunun için tencereme tam 2 litre sütümü aldım ve üzerine 2,5 su bardağı şekerimi ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Eğer tatlılarınızı çok şekerli sevmiyorsanız 2 su bardağı şeker de kullanabilirsiniz. Fakat benim gibi tatlı dediğin şekerli olmalı diyenlerdenseniz 2,5 su bardağı gayet ideal olacaktır. Şimdi şekerimi güzelce karıştırıyorum ve ocağın başında da karıştırmak suretiyle sütümü ısınmak üzere ocağıma alıyorum. Sütümü içindeki şekerin erimesi için karıştırarak ve şekerini eriterek ısıttım. Sütüm şu anda ılıktan daha sıcak durumda. Parmağınızı içine batırdığınızda yoğurt mayaladığımız sütün sıcaklığına yakın diyebilirim. Ne çok kaynak ne de ılık. Evet, sütümüz hazır. Artık güllacımızı yapmaya başlayabiliriz. Ben bugün güllacımı dikdörtgen borcamda yapıyorum. Fakat sizler dilerseniz yuvarlak bir tepside de yapabilirsiniz. Isıtmış olduğum sütümü de yanıma aldım ve 12 tane güllaç yaprağım var. Şimdi borcamım dikdörtgen olduğu için güllaç yaprağımı bir makas yardımıyla tam ortadan ikiye ayırıyorum. Yaprağımın yarısını borcamıma alıyorum ve üzerine ısıtmış olduğum sütten yaklaşık 1-1,5 kepçe kadar gezdiriyorum. Sütümü yaprağımın üzerine döktüğümde yaprağım hemen yumuşamaya başlıyor zaten. Parmaklarımla hafifçe bastırarak kenarlarının da süte temas etmesini sağlıyorum ve yumuşatıyorum. Kalan yufkamın yarısını da ters istikamette yufkamın üzerine koyuyorum ve aynı şekilde üzerine sütümden gezdiriyorum. Parmaklarımla hafifçe bastırarak kenarlarının da yumuşamasını sağlıyorum. Şimdi aynı işlemi bir kez daha tekrar ediyorum. Makas kullanmadan yufkanızı elinizle de kırabilirsiniz gördüğünüz gibi. Evet, yufkamı aldım. Üzerine sütümden gezdiriyorum. Parmaklarımla hafifçe bastırıyorum ve diğer yufkamı üzerine alıyorum. Ve sütümden tekrar gezdiriyorum. Şimdi üçüncü yufkamı aldım ve bu sefer yufkamı dörde ayırıyorum. Borcamımın kenar kısımları boş kaldığı için bu seferki yufkalarımı kenarlarına yerleştiriyorum ve aynı şekilde sütle ıslatıyorum. Parmaklarımla hafifçe bastırarak ıslanmalarını sağlıyorum ve diğer parçalarımı da gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Borcamımdaki süt miktarı arttıkça kepçemle daha az süt ilave ediyorum ve borcamımdaki sütle parmaklarımla bastırarak yufkalarımı ıslatıyorum gördüğünüz gibi. Kalan parçalarımı da aynı şekilde yerleştiriyorum. Yine bir miktar süt gezdiriyorum. Ve yufkalarımın yarısına gelene kadar aynı şekilde devam ediyorum.
6 adet yufkam bitene kadar aynı işlemi tekrarlayarak yufkalarımın yarısını tamamladım. 2 adet muzu da gördüğünüz gibi doğrayarak hazırladım. Şimdi güllacımın ara katına güzelce diziyorum. Daha önce güllacınızı muzlu denediniz mi bilmiyorum. Fakat harika bir aroma katıyor ve gerçekten çok lezzetli oluyor. O yüzden kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi muzlarımın hepsini ara katıma diziyorum. Belli aralıklarla muzlarımı dizdim. Şimdi 2 tane güllaç yaprağıyla muzlarımın üzeri kapanana kadar güllaç yapraklarımı parçalayarak ve sütle ıslatarak devam ediyorum. Muzlarımın üzerini kapattım. Kavrulmuş fındığımı da dişe gelecek şekilde robottan çekmiştim. Çok fazla un haline getirmenizi tavsiye etmem. Şimdi fındığımı da güllacımın üzerine bolca serpiyorum. Ve fındığımdan sonra da kalan yapraklarım bitene kadar şimdiye kadar uyguladığım işlemleri tekrar ederek yapraklarımı bitiriyorum. Güllaç yapraklarımın da sütümün de tamamını kullanarak güllacımı tamamladım. Şimdi üzerinin kurumaması için bir streç filmle kapatarak dolaba kaldırıyorum. 3-4 saat dolapta dinlendikten sonra servis edebilirim. Güllacımı 3 saatin sonunda dolaptan çıkardım. Sütünü gayet güzel bir şekilde çekmiş görünüyor. Artık güllacımı dilimleyebilirim. Dilimledikten sonra artık güllacımın süslemesine geçebilirim. Ben bugün Antep fıstığı ve üzerine kiraz kullandım. Fakat sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet, bugün de sizlerle tam kıvamında, tam ölçülü, muzlu ve fındıklı,
Çok lezzetli bir güllaç yaptık. Bu ölçülerle ve bu tarifle kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Gerçekten yıllardır uyguladığım, hiç değiştirmediğim ölçülerle yaptığım güllaç tarifi. O yüzden bir kez daha mutlaka denemelisiniz diyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmeyin lütfen. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.